Evet, dördüncü bölümde Galatasaray'ı konuşacağız. Galatasaray Gaziantep'i 2-0 yenerek maçta, yani nasıl diyeyim, abi, kontrol Galatasaray'ın elindeydi hocam. Hoca Fatih Terim 27 dakika basın toplantısı yaptı maçta. Ya ben geçen hafta adamı bırak, ben sana şimdi şey soracağım. Ben de böyle bir şey canlı seyrettim, TRT'de soru gösteriyordu. Hocaya soru soruluyor, hoca bir başka cevap veriyor. Hoca bir şey soruyor. O hani atıyor, bir şey söylüyorum maçla ilgili, o işte gençleri kazanıyoruz. Abi ben durdum. Hocam orada bir hoca ben de bilinçli mi? Yok bitmedi abi, bitmedi. Beşiktaş maçında geçen hafta şart değil, bitti adam, toplantısı. Maçla ilgili bir şey soruyor mesela. Abi o bir cevapları sormadım veriyor. Hocam. Abi senelerden beri öyle ki Fatih Terim'e soru soramıyor zaten gazeteciler. Yok, maçla ilgili soru sorulmadı ki. Soramıyorlar ki zaten. Dünkü sorulardan bir tanesi, yönetim diyor Beşiktaş'ın haklı galibiyetinden dolayı diyor hakeme bağlamak istemiyoruz gibi bir açıklama oldu diyor. Siz ne diyorsunuz diyor. Hani şey, polemiğe çekmeye çalışıyor. O da gayet yönetim çok güzel bir açıklama yaptı. Uslubu da yakışıyordu. Ben de aynı fikirdeyim falan söyledi. Hani başka bir yere çekmeye çalışıyor adam onu. Ya öyle de ben toplantıyı dinledim ya. Genç milli takım diyor, maçını izlediniz diyor. Her zaman izliyorum diyor. Yani bunun değişik bir şey yok ki. Ama aynen, şimdi yok. basın sözcüleri sorduğu sorular da mesela Sergen'e olsun, Pelin'e olsun filan, Fatih Terim'e sorulan sorular arasında dağlar kadar fark var. Ya tabii şimdi o bir yaşa geldiği için çekiniyorlar adamlar. Ne fark eder yaşa geldiği için? Ben şeyde gördüm. O soru ona sorulur, ona ne sorulur yani? Ya da sorulması gereken bir sürü soru varken onlar sorulmuyor, başka sorular soruluyor. Şey yani. Moskova maçına adam soru soruyor. Yani biliyor ne soracağını. Biliyor ya, gülüyor zaten hemen. Ondan sonra pat cevabını veriyor da. Yani böyle bir şey ilişkileri var. Ya, maça gelecek olursak, maçta üstün taraf Galatasaray'dı. Antep'ten ben bir şey görmedim. Hücum anlamında da bir şey göremedim. Vallahi ben şaşırdım, Antep niye öyle kötü oynadı. Antep'in bir tane pozisyonu vardı. Bu sene çok iyi değil. Niko muydu? Niko o bir vuramadı topa. Hadi Niko. Ama başka da böyle harbiden net pozisyon ben de yaşamıyorum. Ha, Galatasaray'da Musera iyi oynadı. Yani hatasız oynadı ilk sefer. Muslera'ya bir şey gelmedi. Ama Muslera'nın hatasız oynamasına Marcao'nun çok katkısı vardı. Marcao çok iyi çalışıyor, şey yapıyor, atlıyor. Çok sıçıyor. Acayip bir performans. Önünde de Berkan gerçekten hep kendini geliştiriyor. Aynen. Çok adam koşuyor hocam. Bir bakıyorum sol tarafta, bir bakıyorum sağ tarafta, bir önde, bir arkada. Ben Halil'i de beğendim yine. Halil yani mücadele ediyor, top tutuyor, öyle şey. Yani genç olmasına rağmen. Ya abi bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray takım harbiden çok genç. Dün böyle baktın mı? Tabii canım, genç. Dalga mı geçiyor? En yaşlı orada, en tecrübeli Muslera. Sağda yok zaten. Sağda oynayanlar hep şeydi abi. Bir Van Aanholt 31, gerisi hep şey. Hani böyle çok böyle beğenmediğin yedin savaştın, nasıl oynadı adam. Ne zamandan beri çok iyi oynadı. Aynen, aynen böyle çok tecrübeli. Kerem kendini geliştiriyor hocam. Romanyalar genç zaten. Önde Halil genç, Kerem genç. Barış oynadı herhalde. Barış genç. Yani böyle çok genç bir kadro aslında. İyi oynadılar, iyi mücadele ettiler. Fatih Terim dedi ya, 3 sene lazım bize. Eğer tabii futbolcunun hepsi kalırsa. Yani 3 sene sonra, bir 3 sene daha. Ama şu an 3 seneyi geçti, ocağa işaret ediyor. Allah Allah. 3 sene geçti, ocak diyor. Bu maçtan sonra hemen. Çünkü evet, bir transfer haberi var orada çünkü. Anladım. Konyaspor'dan ön libero Hacı Ahmetoviç ile görüşüyorlarmış hocam. Ha, orada. Görüşmeler başlamış ön libero. Kerem ama kendini geliştiriyor. Onu gördüm. Ya, geliştirsin. Oynadıkça daha iyi olur büyük ihtimal. Şimdi Galatasaray için çok önemli maçtı. Şimdi geçen hafta kaybettin. 17 puan vardı galiba. Tabii canım, sen bu hafta da yenemezsen 10 puan fark oluyor yukarı. O zaman Fatih Terim'i de istediği kadar anlatsaydı, gençleri 3 sene kazanıyoruz, ocak ayını gösteriyoruz, taraftar başlardı sallamaya. Yani takım için çok önemli bir galibiyet. Burada Beşiktaş'ta Fener'de puan kaybedince İşte bu çok önemliydi. Eğer yani bu hani beraberlikte bile Fatih Hoca çok sıkıntı yaşardı. Yani o maçı 0-0, 2-2 falan ne bilse de çok büyük sıkıntı yaşarlardı. Golden sonra Fatih Terim'i gösterdi, sanki adamın üstünden bir kamyon taş istedi, düştü yani. Kesinlikle abi, çok zor çünkü Morrison iyi başlamadı oyunu ama ya hani kaliteli oyuncu olduğunu gösteriyor. Şöyle bir şut çekti, gol oldu. Onun ben, dışında pasları tutmadı mesela. Yani daha çok bir şey tamam, yapacağını yeter. Ben bu maçı seyrediyorum. Daha çok aklıma ne geldi biliyor musun? Galatasaray tamam biliyoruz, oynuyor, yenecek. Antep'i çözemedim ya. Geçen sene biz hatırlıyorum, hep ne diyorduk? Tabii ya, taş çekiyordu geçen sene ya. En zor hani sadece sen kime karşı oynamak istemiyorsun? Büyüklerden daha çok derdin ki Antep'le oynamak aynen, istemiyorum. Aynen. Veya Hatay'la geçen sene söylersen işte Karagümrük. Bu sene Antep'te ben hani böyle seyrediyorum.
o bence geçen senedeki olduğu şey yok sanki. Hani böyle o sağlam duruyorlar, defansta pozisyon vermiyor, hücuma çıkıyor. Maçı hatırlıyor musunuz? Burada bir Fenerbahçe onları 3 mü? 4-5 mi bir şey yemiş? 3-1 yemiştim son dakika. Hoca Sumudika gazıyla gitti. Hayır, onlar ona, bayağı. Ona rağmen, ona rağmen adamlar çok iyi top oynamıştı. En az 4-5 tane kendi pozisyonu vardı. Aynen. Doğru. Hani bu sene o yok yani. Bu sene Antep'te ki taraftarlar da Erol Bulut'u istemiyorlar. Ya ben yani şey bir gerçek var ya. Ben de o gün, dün o gün Galatasaray maçı seyrediyorum Gökhan. Böyle duruyorum kendime. Hani maçı seyrediyorum. O arada bakıyorum, bir daha maça bakıyorum. Böyle çok şey maç değildi yani. Doğru konuşma. Hani böyle oturayım da 90 dakika maçı seyrediyorum. Öyle maç şey havası yoktu. Çünkü gelemedi Antep, gelemedi. İşte şimdi öyle yapamadı. Maç olmadığı için seyrediyorum. Ondan sonra kendim böyle kendi kendime dururken bu Antep dedim. Harbiden geçen sene maçı kaybetse de en az karşı kalan 4-5 pozisyon buluyordu hani böyle. Abi bu sene kaleye giremediler ya, Hani Muhammed Demir'de bir düşüş var. Maçta ikinci yarıda Fegüli girince klasını konuşturdu. Aslında takımın en kreatif oyuncusu ama sezona başlayamadı. 4 haftada oynatmıyormuşlar herhalde. Bir aydır hiç. Ama dün olmuş. Bir Fegüli'nin bir pası, bir koşu, bir depar atışı bazı şeyleri değiştirdi. Ya kesinlikle. Yani çok iyi bir Fegüli bu takıma lazım bence. Fizik olarak hazır değil. Dikkat et. Fizik olarak belli. Hazır olursa ilk 11 oluyor şey yani. Ama şey yani tecrübesiyle baktın mı? Ben sana bir şey soracağım. Bana şimdi mesela desem ki Gökhan'a say bize. Bana Galatasaray'ın tecrübeli oyuncuları say. Fegüli. Fegüli dersin, Muslera deriz. Babel. Babel. Başka da yok. Omar da bir senedir yok. Yok yani. Yok. Ondan sonra belki Arda diyeceğim falan işte. Yani evet. Öyle. Abi hani şimdi Fegüli dediğin yani harbiden her türlü tecrübeli oyuncular orada. E şimdi bilmiyorum Fatih Hoca'nın birden bir harbi bir sildi böyle. Ne bilmiyorum. Şans verdi hocam ama yapama olmadı. Kötü oynadı o dönem. Ya tamam da şimdi tamam da Babel'e de şans veriyor sene başından beri. Yine de şans veriyor. Ama biz Babel'e son birkaç maçlarında beğeniyoruz ama Babel'e. Tamam son iki maçını beğeniyorsun. Onların iki maçlarını hiçbirisi beğendim beğenmedim. Kasımpaşa maçı bilmem birkaç maç daha yani yoklar oynadı ama abi. Ama birileri de yoklar oynadı. Ama yine oynattı Babel'e ondan sonra. Ben katılıyorum. Fatih Hoca sildim birden acayip siliyor. Çünkü şimdi bazı oyuncularda çok şans veriyor üstte. Bazı da şimdi mesela ben son şeylerde böyle bakıyorsun şimdi mesela ben de hiç unutmuşum. Ulan televizyon diyor 4 haftadır Fegüli oynamıyor. Harbiden uzun zaman lan Fegüli gibi bir adamı sen oynatmıyorsun 4 haftadır. Orada başka şeylerin kesin vardır canım. Yok hocam yani, bilmiyorum. Hoca orada biraz değişik. Yani Fegüli adam yani bir daha. Ya şimdi ulan Fegüli ile şöyle söyleyeyim. Fegüli'nin aldığı maaş çok yüksek. Biraz takımın en yüksek maaşlı ya tamam da bir şey soracağım bırak ya. O zaman alıyorsa faydalan bu adamdan. Yani. 1.90'lık en 3.90'lık oynatmıyor. Fegüli İstanbul'da kalmak istediği için herhalde bayağı da bir indirim yapıp takımda kalmak istediğini söylemiş. Ya sonuçta yani o ikinci golde attığı pas ondan önce bir tane daha attı aynısını şeye. Yani, kaleci çıktı orada. Bir de kendi bir tane koşu yaptı. Kendi gitti. Yani hocanın oyuncu değişikliği ya işe yaradı. En kreatif futbolcu Fegüli yani. Aynen o da işe yaradı. Ama işte ama şey ama belli. Fizik olarak hazır değil. Yani fizik olarak böyle maçta yoksa senede duruyor, kartonu kovalamıyor. Galatasaray'ın şampiyon olduğu sene Fegüli tek başına aynen. Şey yaptı yani. Orada gol attı, gol attı. Erol Hoca o zaman fazla dayanmaz öyle her taraftar öyle şey yapıyorsa. Yalnız Halil, Galatasaray'ın forveti kim olmalı hocam? Halil, Cagney, Muhammed. Ben bir şey söyleyeyim mi? Halil üstüne dursunlar abi genç çocuk. Bak şimdi Halil'i kazanırsan evet. 10 sene santrolu aramazsın. Eğer kendi Avrupa'ya başka bir yere gitmezse. Ben Halil'de vuruşta şeyi beğendim. Sağ ayak vuruyor, solla vuruyor. Yani her şeyi var yani çocuğun yani. Tamam. Bir pozisyonu var. Halil'in. Son vuruşları da yapabilirse Halil zaten iyi bir forvet. Gelecek oynuyor. Niye gelecek onlar? Ya dün müydü? Şurada hocam çok beğendim bak. Evet, alışı, aynen, dönüşü. Uzun köşeye vuruyor. Gol olsa muhteşem bir gol olacak. Bundan önceki pozisyon mesela. Nasıl kaçıyor pozisyon ben anlamadım. Geçen şey Rıdvan Hoca bir yerde TRT'de yani orada anlatıyordu kendi şeyini. Ya diyor ki bu genç oyuncular için diyor çok büyük bir nimet. Offside hocam offside. Neden biliyor musun dedi. Eskiden bizim zamanımızda da büyük takıma gitmedi şimdi 25-26 yaşa gelecektim ki. Hani harbi oynayacağım 5-6 sene transfer oluyordu. Büyük takımda oynamak tabii. İçin. Dün Abdullah Ercan'ı dinledim. Ha, o da dedi ben aslında Trabzon'a gitmeden önce dedi Fenerbahçe'ye antrenmana çıktım dedi. Çok iyi oyuncular vardı. Orada aynen. Oynayamayacağımı bildiğim için Trabzonspor'a gittim. Onu diyorum. Şimdi mesela o da dedi, bu gençler için büyük bir nimet ki bu yaşta bana böyle büyük kulüplerde oynamak bizim zamanda diyor kimseye nasip olmuyor dedi kolay kolay. Yani hoca bir de kimlerle birlikte oynuyorlar yani. Yani Rıdvan Hoca kendim bile diyor
yanlış aşama 2 sene Bolu, 3-4 sene Sarıyer, ondan sonra Fener'e geldim diyor. Ya düşün yani. Aynen. Kaç sene oynamış ondan sonra geliyorsun. O da Rıdvan Hoca gibi bir adam yani. Düşün yani. Morutan güzel bir gol attı ama. Sevinmedi ama ya. Ben orada dikkat ettim bak şimdi. Çünkü maça çok kötü başladı hocam. Ama şey böyle ya. Golde hiç tepki de vermedi. Sanki böyle... Çok kötü pası tutmadı, şutları tutmadı. Ama yine de ya gol atacaksa sen hiç böyle bir... Bak gözlesene Sevinç bak. Hani daha çok sanki eskiden Antep'te oynamış da gelmiş gol atmış gibi bir havası var yani. Ama şeyden değil o. Gökhan haksız mıyım? Baksana. Hatta bir an dedim gol attığına üzüldü. Niye attım lan? Ama harbiden Burak'ın dediği gol doğru galiba. Baksana. Performansına şey yapıyor. Abi baksana sanki... Performansına kırıyor. Çünkü... Hiçbir pas tutmadı. Bir şut çekti az önce. Hmm. O Burak ben sağ ol seni bu pişman hocam, oldum. Pişman oldum. Az önce Beşiktaş maçında konuştuğumuz gibi hemen geçelim. Şu pozisyona ne diyorsun? Beşiktaş paylaştı. Abi şu görüntü offside gibi duruyor. Şimdi şu görüntü. Bu işte daha çok bu gözüküyor offside. Niye? Zaten bu da öyle yani. Kale arkasından görmek lazım. Var mı kale arkası? Kaleci yani görmemiz lazım. Kalecinin şeyinden. Kale arkası yok. Bunlar var yani. Bunlar niye yok kale arkası? Niye koymamışlar ya? Niye koymamışlar acaba? Görünmesin diye mi? Hoca uzak köşeye gidiyor. Beşiktaş maçında nasıl koymuyorlar Ersin'in ezildiği ayağını? Bunları öyle yapıyorlar abi işte. Abi ya kale arkası yok ha. Abi bence ya bu... aynısı yani. Gerçi zaten ben demiyorum ki offside olsun. Pozisyonla gol olsun ama yani. Ya bak şimdi. Sen de gördün ben de Beşiktaş. Ama bence bu penaltı. Ya bu da penaltı değil Burak. Nasıl olacak? Adam nasıl kafa gidecek? Nasıl vuracak kafaya bir topa? Ya bence şimdi bak bir şey söyleyeyim sana bak şimdi bak. Bu Antepli mi? Aşağıdan hiç sıçramıyorsun. Hiç sıçramıyorsun. Şimdi ben şimdi işin komana kaçacağım. Sen stopersin. Top gelecek Gökhan. Bu havaya kalkacağını biliyorum değil mi? Ben de altında kalayım kafayı sokayım dirseğine. Sen ben oldum. Değil abi bence. Ben de vermem ya. Kalk bak bir çeksen bırak bak. Kafaya tamam. Yükselmiyor hiç. Bak, tamam hocam beni ikna ettin ya. Baksana. Hiç yükselmiyor. Yani her ikili mücadele o zaman penaltı olacak. O hayır zaman. Şey ben yükselir. Şeye katılırım. Haşim ikisi yukarı çıksa, yukarıda dirseğe sen gelse başka bir şey. Yukarı. Bak şurada işte şu atsa eski Feguli. Bak evet. Görüyor musun? Yani daha tam hazır değil. Değil canım şey olarak o da 4 maçı hiç oynamamışsın. Ama orada bir pas atışı şurada, muazzam. Şu bir bu pozisyon var başka yok. O da başka da yok aynen. Zaten Antep'in son dakikalarda da. Şu pas güzeldi ama hızlı gitti. Kaleciyi çıkmış canım hızlı gitmiş. Evet kaleci zamanında çıkmış. Bu. Yani burada çok güzel pas. Ben burada hakemi takdir ettim. Evet. Her ay başka hakem olsa orada faul çağır. Ele değiyor. Altta kalıyor. Bir şey oluyor. Yani hakem burada herhalde burada, inşallah. Kerem de son vuruşlarını düzeltmiş hocam. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Burada şansı var. Çok bekledi. Evet. Daha önce vurması tamam. Lazım. Şurada bak şimdi şey. Bak elle oynuyor falan. Hani burada hakem tebrik ediyor. Ben de bu oyuncuya parantez açacağım. Doğan Erdoğan. Ya yüzüne tekme yedi hocam. Yüzüne öyle bir sert top geldi. Hatırlıyorum biz bunu geçen sene dedik. Acaba Cumhurbaşkanı'nın aklaması mı? Trabzon'da mıydı hep oyuna giriyordu. İyi de gitse kötü gitse doğanı soruyorlardı oyuna. Ama hocam dünkü maçta hangi futbolcu olsa olsaydı bırakırdı, bırakırdı ya. Aynen, tekme yedi yüze. Ama öyle hızlı bir şey. İki golde de onun şey var biliyor değil mi? Var var. İlk golde topu uzaklaştırabiliyor. İkisi de topun altında kalıyor. Evet. Galatasaray'da böyle 2-0 yendi. Hafta içi Moskova maçı var İstanbul'da. Ondan abi inşallah yenerler. Yenilerle zaten tur atlıyorlar. İnşallah. Galatasaray beklemiyorduk Avrupa'da. Dedim ya böyle baktın mı bu maç çok önemliydi. Bak harbi söyleyeyim. Çünkü 17 puandasın. Bir hafta önce derbiyi kaybetmişsin. İkincisi sahada hiçbir tane tecrübeli oyuncusu yoktu. Yani bu böyle bu baskıyı kaldırabilecek hani şimdi diyorsun ya şimdi mesela bazı maçlar çıkınca hoca olarak insan rahatlıyor. Ne gibi rahatlıyor? Sağdan ise misal veriyorum. Şimdi önce bir Selçuk İnan'ım var, bir Arda'm var, bir Burak'ım var. En azından bu şeyi biliyorlar. Bu maç çok önemli. Takıma bir hani takım içinde abilik arkadaşlar bu maçı almamız lazım yoksa sıkıntı yaşarız. O tip oyuncu da yok orada oynayan. Muslera yapıyor. Berkan o da yapmıyor. Kalede o yapamaz ki abi oynayan Morutan, Çiçin'le o yabancı. Önde gençlere sıradık. Halil, Kerem, Barış oynadı. Aynen. Berkan var arkada. Ondan sonra Berkan var. Defansta bir Marko orada şey. Ama Marko da böyle saldırıyordu, çok saldırıyordu. Yok şey diyecektim, böyle çok büyük takımdan gelip bu şeyi yaşamış bir oyuncu değil yani. Bir Van Aanholt. Hani o da Van Aanholt'ta ben de bir şey söyleyeyim mi? Daha Galatasaray'da tam iyi oynayamıyor ki onu. Aynen verim alamıyor bence ondan yani o. Şimdi iki bekte Premier Lig'de uzun süredir oynamışlar. 11'de de oynamış bu adamlar. Aynen. Ama Premier Lig seviyesinde değil daha iki bek. Ya ama onların olması için şimdi şey olması lazım tabii. Senin sistemin kanatların üzerine olacak ki adamları kullan. Şimdi bizde öyle bir sistem yok Galatasaray'da. Varsa görmüyoruz. Biliyorum da şimdi ben. Ama
Van Aanholt geldi geleli zaten acayip oynuyor. Sağda görüyorsun, solda görüyorsun, hücumda görüyorsun. Ama bu hafta ben beğendim. Bak, dikkat ettiysen Galatasaray'ın bütün ilk yarı ataklar hep soldan geldi. Bu hafta, aynen. Hani soldan girdi, ortaya çıkardı, bir tane Halil vurdu üstten. Soldan geldi, bir tane Kerem vurdu üstten. Yani hep oradan geldi atakları. Ha böyle herkes şey bekliyor tabii. Sol bek koşacak, bindirecek, orta öyle bir şey olmadı ama atakların çoğu taraftan geldi ama. Yani onun için Galatasaray'ı tebrik etmek lazım. İnşallah Moskova'yla yenerler. Hem ülkeye puan kazanırlar, hem kendileri için liderlik olurlar. Beklemiyorduk hocam değil mi? En zor grup dedik. Ya biz oradan... Harbiden ha, hiç kimse böyle olacağını beklemedi. Aynen ya, şimdi sonuçta ben Marsilya var. Bir puan zor alırız diye Marsilya düşünüyorum. Marsilya var. Biz dedik Fener lider çıkar, Galatasaray zorlar dedik. Tam tersi oldu. Ben orada ben tek şeyi umudum dedim, herhalde biz şeyde altta şeyle kapışırız Moskova'yla. Ama iyi götürdüler. Gol de yemediler. Eğer şimdi Lazio son maç oluyor herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Son maç Lazio. Aynen, son maç Lazio. Şimdi bu maçı alırsa Moskova'yı, İbi maçı skorlarına göre belki garantiyorsun bile turu. Yani iki maç üst üste kendi sahasında oynayacak. Bir de Galatasaray şu, bir de İstanbul dışına da çıkmıyor. O yönden de İçeride lig maçları var. Çünkü geçen hafta Beşiktaş, ondan önce kendi sahası, şimdi kendi sahası. Bu hafta Karagümrük, ondan sonra kendi sahası Karagümrük maçı yani da çok zor maç. Geçen hafta programı yapamadık ama derbi de kötülerdi. Derbi de çok kötü. Şimdi ben biraz sonra dokunayım. Ama derbi de iki takım da kötüydü bence. Bence doğru ama... Çünkü ben özeti izledim, pozisyon yok hocam. Ama maçı serseydim, Beşiktaş yine biraz daha istekliydi, bir şey arzuydu. Galatasaray hiçbir şey yapmadı. Abi, ona rağmen berabere bitirebilirdi. Ya işte ama şans, ama bir şey yapmadı. Yani böyle hani şey yaptı, bu hafta yine iyi oynadılar. En azından biraz daha hücum oynadılar, pozisyonlar da vardı. Karagümrük maçı ama gerçekten zor. Kazanırsa bir şey olur, kaybederse bence yine Karagümrük maçından şey. 3 puan alması çok zor Galatasaray'ın. Ya Karagümrük maçı, onlar da enteresan bir takım. Bir hafta çok iyi oynuyor, yeniyor. Bir hafta gidiyor, yeniliyor, yenemiyor. Yani böyle bir onlar da böyle baktın mı son haftalarda çok beraberlikleri var herhalde. Evet. Ben böyle baktım. Hiç çok galibiyetleri yok ama orada geçen son maçta biraz Emre Mor'u gördüm. Yine bir hareketlemiş böyle. Seri seri koşuyor, oynuyordu falan. Emre Bor. Herhalde kazanacaklar mı? Saman Alev hocam, Saman Alev. Göreceğiz haftaya bir şimdi Karagümrük maçı, şimdi gerçek konuşmak. Hepsi canlı seyretmiyorsun 90'lıkta. Hafta inşallah seyredeceğiz, yok, göreceğiz. Şey, ilk 11'den başlıyor onu merak ediyorum. Geçen hafta ilk 11'de. İlk 11'den başlıyor. Galatasaray Konyaspor'un ön liberosu Amir Hacı Ahmetoviç ile anlaşmak üzere hocam. Onu da söyleyelim. Ya, İyi ben... ki bir Fener'i yendi adamlar ya hemen. Yo, Hacı Ahmetoviç 2 senedir 3 senedir oyun oynuyor ama. Yok, 24 şey yaşında. Yani hemen Fener'i yendiler, hemen yapıştılar. Zaman, bu demek ki hoca Taylan'ı yiyecek herhalde o zaman. Taylan'la da uzattılar bugün. E kim oynayacak orada? Taylan'ın var, Berkan'ın var. Bunu alacaksın. Berkan'ı satacaklar galiba. Berkan'ı izlemeye gelmişler hocam. Kim gelmiş? Almanya'dan birkaç kişi. Ya kim, dün kimdi? Biri daha söylüyordu. Kerem'i de izlemeye gelmişler. Kerem gider. Kerem ama gitmez ben abi. Olsam 2 sene sonra giderim. Biraz gitmez daha... abi. Kim? Ben sana söyleyeyim. Bir şey misal vereceğim. Almanya'nın Kerem'i şu an kim alır? Freiburg. Bayern alır mı? Yok. Dortmund alır mı? Yok. Stuttgart alır hocam. Ya tamam, ben bir şey soracağım sana. Bunu Freiburg alır hocam. Yıllar önce bu Tuncay Şanlı şeye gitti. Millisburg muydu neydi? Ben kendisiyle tesadüf İzmir'de bir yerde oturuyordu. Arkadaşım var Oktay, onunla tanışıyordu. Onun sayesinde bir de Serhat Akın vardı o zaman İzmir'de. Onlar evet, gelmişti. Evet. Oturduk. O zaman işte muhabbet açıldı. O zaman hep konuşuyordu Avrupa'ya bir yere gidecek işte falan. Öyle orada işte o zaman da dedi işte İngiltere'den işte var işte Middlesbrough'u falan saydı. Ben de böyle kendime duruyorum. Fazla samimiyetim yok ya falan. Oradan kalktık. Bir ev arkadaşım vardı. Ondan gidiyoruz. Ya dedim ki insan Fenerbahçe yani abi star yani Fenerbahçe'nin her şeyiydi. Aynen. Sen öyle bir kulübü aynısı Serhat Akan'a sordu. Andereç'te gitti, o da Middlesbrough'a gitti. Abi öyle bir takım bırak, böyle sıradan bir takıma gidilmez. Yap, yani bence şimdi Kerem'in Galatasaray'dan gidiyorsa misal ama orada kendini gösterme şansı da var hocam ama şimdi. Abi bak, ama şimdi bak. Roma'ya git. Yani bir yere git. Şimdi orada Freiburg'a gelse şimdi ne yapacak bunlar? Freiburg bence değil yani. Onun Freiburg belli mi? Bu sene iyi bir çıkışı gidiyor. Yıllardır liglerde 10. o aralarda bitiriyor. Şey belli. 5 maç kaybetse kimse kızmıyor. Hoca da kızmıyor şey abi. Kimse umurunda değil yani orası. Başarı olsa seviniyor. Gideceği yerler bana göre gidiyorsa atıyorum mesela. Tottenham'a git. Atalanta'ya, İtalya'da git. İspanya'da ne bileyim Sevilla'ya git. Hani daha böyle bir takımlara çok git. Çok uzak önce benim ha, için ya. Oralara gitmiyorsan kal Galatasaray'da topunuyla her sene Avrupa Kupası oynuyorsun.
Ya Şampiyon Ligi'ndesin ya Avrupa Kupası'ndasın. Milli takıma daha şey yapıyorsun. Yani onun için bakacağız. Ben pek şey umudum yok ama sen diyorsan. Senin dediğin doğru. Var teklif var ama senin dediğin gibi bir şekilde olacaksa o zaman. Hayır, yoksa kal oturduğun yerde. Yerli kaleci de bu arada görüşülüyor. Neyse. Galatasaray'ı kapatıyoruz. Ve haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Amin.